Konuşan Ekonomi'den merhaba ve iyi pazarlar. 24 ekranının yepyeni programı Konuşan Ekonomi'de. Bugün Aydın'dayız. Dün ilk yayınımızı Denizli'den gerçekleştirdik. Çok güzel ağırladılar bizi. Teşekkürlerimizi bir kere daha iletelim. Bugün de Aydın'dayız. Biz Aydın'ı aslında hep turizm ve tarım bakımından en gelişmiş illerden biri olarak biliriz. Ama bugün çok daha yakından tanıyacağız bu güzel ilimizi. Çok değerli konuklarımızla birlikte. Bu ile dair bir de dosya hazırladık. Dilerseniz onu izleyelim. Ardından buradayız. Milattan önce 5. yüzyılda yaşamış olan tarihçi ve yazar Herodot, gökyüzünün altındaki en güzel, en hoş iklimli yer diye tarif etmiş Aydın'ı. Binlerce yıl önce Büyük Menderes Irmağı'nın suladığı bereketli ovalar üzerine kurulmuş Aydın, doğanın kültürle kucaklaştığı ve Türkiye'de turizmin başladığı ilk illerimizden biridir. 5000 yıllık bir tarihe ve onlarca farklı uygarlığa ev sahipliği yapan Aydın, dünyanın her yanından insanları kendine çekiyor. Aydın ili, açık hava müzesi görünümüyle 17 ilçesinde 18 ören yerine sahiptir. İster ören yerlerini ziyaret edin, ister tüm insanlık tarihine tanıklık etmiş yollarda dolaşın, isterseniz Ege'nin sularına bırakın kendinizi. Aydın, insanoğlunun her ihtiyacına cevap verebiliyor. Modern bir kent, kültür ve tabiat varlıklarıyla Aydın ili, ülkemizin en güzel illerinden biri. 1 milyonu aşan nüfus yaz aylarında 2-3 katına çıkar ve Aydın dünyanın her yanından gelen konuklarını ağırlar. Turizm gelirleri açısından Türkiye'de 4. sırada olan ilin ekonomisine tarım ve hayvancılık da önemli katkı sağlamaktadır. Aydın'ın gelişmesine Kuşadası ve Didim ilçeleri yüksek turizm potansiyelleriyle katkı sağlarken denize kıyısı olmayan Söke gibi ilçelerde ise tarım ve tarıma dayalı sanayi gelişmiş durumdadır. Aydın, Türkiye ölçeğinde jeotermal enerji, incir, kestane, kereviz üretiminde birinci sırada, zeytin, turunç üretimi ve organik tarımla uğraşan işçi sayısıyla ikinci sırada, pamuk, çilek, mandalina, enginar üretiminde ise üçüncü sırada yer almaktadır. Gelişmişlik kriterleri itibarıyla tüm endekslerde Türkiye ortalamasının üzerinde performans gösteren Aydın, Türkiye gelişmişlik sıralamasında 23. finansal gelişmişlik sıralamasında ise 18. sırada bulunmaktadır. Aydın ilimiz, yüksek tarım ve turizm potansiyeliyle geleceğin en gelişmiş illerinden biri olmaya adaydır. Ticaretin, girişimcinin ve vatandaşlarımızın refah ve mutluluğu için çabalayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, bütün illerimizde olduğu gibi Aydın'da da odalar, borsalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde Aydın ekonomisinin daha da güçlenebilmesi için yapılan çalışmalara katkı veriyor. Aydın Ticaret Borsası tarafından 2002 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk akredite özel gıda kontrol laboratuvarı olma unvanını kazanan laboratuvar, 2005 yılında şirketleşmiştir. Bütün gıdaların analizlerini yapabilen ve Avrupa standartlarına uygun bir yapıya kavuşmuş olan laboratuvar, tüm gıda sektörüne hizmet vermektedir. Laboratuvarda yılda 79 bin analiz yapılabilmekte ve ihracatımıza büyük katkı sağlamaktadır. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi laboratuvarları arasında da yer alan laboratuvar, ihracatçıya, ithalatçıya, üreticiye, tüketiciye, marketlere, otel mutfaklarına, restoranlara, okul yemekhanelerine, belediyelere, üniversitelere ve pek çok kuruma analiz, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Laboratuvar sayesinde üreticiler bilinçlenerek daha kaliteli ürün elde etmeye ve pazarlamaya başlamışlardır. Son yıllarda kalitesinden emin olduğu ürünüyle uluslararası arenada boy gösterebilen ihracatçı sayısı 15 kat artmıştır. Türkiye'nin ilk oda müzesi, Aydın Ticaret Odası Kahveci Bilal Ağa Konağı ve Aydın Kültür Evi kente yeni ufuklar sunmaya, kültür ve sanat hayatını geliştirmeye yönelik çalışmalara ev sahipliği yapmaya çalışıyor.
16 tarımsal üreticinin bir araya gelerek kurduğu Kırmızı Et Üreticileri Birliği, kırmızı et üretimini talebe göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, pazarda geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü arttırıcı tedbirler almak amacıyla faaliyet göstermektedir. Güney Ege Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteği kapsamında Aydın iline 3000 ton kapasiteli yenilenebilir enerjili soğuk hava deposu tesisi yapılacaktır. Aydın Ticaret Borsası'nın sahibi olduğu proje sayesinde kuru incir, yaş meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri depolanabilecek ve böylece Aydın ilimiz Ege bölgesinin yaş meyve ve sebze üssü konumuna gelecektir. 2011 yılında başlatılan uçma seferberliğiyle Çıldır Havaalanı'nın 2014 yılı içerisinde sivil havacılığa açılması ve yarım asırlık hayalin gerçeğe dönüşmesi bekleniyor. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak gerçekleştirilecek olan girişimcilik eğitimi, operatörlük eğitimi gibi kurslar yanında Bilsem Bilim ve Sanat Merkezi'nin çalışmaları sürmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yaptırılacak olan meslek lisesi kompleksiyle fabrikalarımızda çalışacak nitelikli iş gücü ihtiyacı karşılanacaktır. Aydın'ın tarımsal ürünlerini tanıtmak ve son teknoloji makineleri üreticiyle buluşturmak amacıyla düzenlenen tarım fuarı bugüne kadar 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Aydın, sanayici, iş adamı ve turizmcileri özen ve özveriyle yaklaştıkları Aydın ekonomisinin daha da güçlenebilmesi, Aydın halkının daha müreffeh bir hayat yaşaması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edecektir. Konuşan Ekonomi'de biz bugün Aydın'dayız. Bu güzel ili daha yakından tanıyacağız. Tabii ki çok değerli konuklarımızla. Sizlere hemen onları takdim etmek istiyorum. Aydın Sanayi Odası Başkanı Sayın Ercan Çerçioğlu, merhabalar. Merhaba Gülcan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Aydın Ticaret Borsası Başkanı Sayın Adnan Bosnalı. Hoş geldiniz, merhabalar. Efendim. Ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Sayın İsmail Hakkı Dokuzlu. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Gerçekten enerjisi çok yüksek 3 başkanla birlikteyim. Bugün çok keyifli bir sohbet olacağına eminim. Ama ilk olarak tarımla başlayalım dilerseniz. Adnan Bey, size o yüzden hemen döneceğim. Aydın deyince incir geliyor akla. Ama sanki başka bir faaliyette yokmuş gibi bir algı var. Bu yanlış bir algı sanıyorum. Şu ürünlerden Aydın'da neler yetişiyor? Aydın'da baston diksiz yetişir. Aydın çok verimli bir yer. Yani tabii ki incirimiz ön planda gidiyor, zeytinimiz, zeytinyağımız ön planda gidiyor ama diğer ürün desenlerine baktığımız zaman şimdi son dönemlerde pamuktan vazgeçilme oldu. O da pamuğun girdiği maliyetleri çok yükseldiği için biraz çiftçinin pamuktan uzaklaşmasına sebep oldu. Ama çiftçimiz ani bir hareketle ürün desenini değiştirmeye çalışıyor. Ve bunda da başarılı olmaya başladı. Dolayısıyla seracılık demiştik daha önce, 4 yıl önce. Seracılığın Aydın'da yayılması konusunda bazı çalışmalar ve girişimler oldu. 4 yıl önce yaklaşık 70 dönüm olan sera alanı şu anda 900 dönüme çıktı. Dolayısıyla seracılıkla beraber birazcık daha tarımın iyiye gideceğini düşünüyoruz. Tabii alternatif olarak yani vazgeçemediğimiz üründen bir tanesi pamuktu ama maalesef son zamanlarda tabii dünyadaki politikalara da mutlaka etkendi. Pamuktan bir uzaklaşma oldu. Kestane ve kereviz üretiminde de ilk sıradaymışsınız Türkiye'de. Kestane deyince bizim aklımıza hep Bursa gelir ama. Şimdi şöyle, yani tabii ki biz hep tedarikçi olmuşuz yıllarca. Yani her ürün var bizde ama tedarikçi biz olmuşuz. Hep tedarik etmişiz. Markalaşmayı geri plana ötelemişiz. Çünkü Allah seni tekrar verecek diye biz bunun ilerisini düşünmemişiz. Tedariki yapıp bırakmışız. Ama sonuçta kestaneye artık sahip çıkacağız inşallah. Burada kestane coğrafi işareti için de başvurduk ve sonuçta burada da kestane üreten, kestane şekeri üreten firmalarımız çoğalmaya başladı.
Onları biz her türlü fuarlara da götürüyoruz. Ve en son geçen ayda bir Japonya ihracatları başladı. Yani kestanemize sahip çıkacağız inşallah. Yani Bursa'da da kestane, tabii daha önceki yıllarda Bursa'daydı kestane. Fakat orada kanser hastalığına yakalanınca ağaçlar Aydın'da tedavi üretim dikkati çekti. Ama tabii Bursa'da şu anda tekrar buna ağırlık veriyor ama sonuçta bizim de kestaneyi artık tedarik olarak, ham olarak değil, paketlenmiş. Yani Aydın kestanesi diye de bileceğiz artık. Tabii kesinlikle bileceğiz. Çalışmalar başladı. Son hızla gidiyor. Tarıma dair konuşacak çok şey var ama ben sanayi tarafına da dönmek istiyorum. Hemen Ercan Bey'e o yüzden yönelteceğim sorumu. Aydın deyince çok fazla sanayi imajı gelmiyor aklımıza. Böyle bir algımız yok belki de ama çok ciddi ortaklıklar, çok ciddi yatırımlar var. Şu sanayiyi sizden dinleyelim Aydın'da. Aydın'da sanayi 1970'li yıllarda tarıma dayalı sanayi şeklinde gelişmeye başlıyor. Özellikle Aydın'da en çok üretimi yapılan zeytinyağı, pamuk işleme makinalarının Aydın'da üretilmeye başlanmasıyla, üretilme çabalarıyla. Yine tarım kenti, tarım ili olduğu için tarım makineleri sanayisiyle 70'li yıllarda atölye bazında küçük sanayi sitelerinde başlayan bir sanayicilik var. Ama 80'li yıllar ve 90'lı yıllardan itibaren hızla Aydın'daki sanayi büyümeye başlıyor. Sadece 2002 yılından bugüne 10 yıl içerisinde Aydın'da sanayici sayısı %30 arttı. Sanayide çalışan istihdam %30 arttı. Aydın'ın sanayi ürünü ihracatı son 10 yıl içerisinde 5 kat büyüdü. Aydın'ın 150-200 milyon dolar civarında olan sanayi ürünü ihracatı 1 milyar dolara yaklaşmakta. Aydın'da bugün 7 tane organize sanayi sitesi var ve bunlarda hızla sürekli yatırım yapılıyor. Özellikle son zamanda parlayan süt ve süt ürünlerinin işlenmesiyle ilgili hayvancılık üzerine yatırımlarla Aydın'da ciddi bir hareketlenme var. Evet, aslında yatırım fırsatlarını da konuşacağız ve onları da soracağım. Tabii. Ama hemen İsmail Bey'e öncesinde dönmek istiyorum. Tarımı konuştuk, sanayiyi konuştuk ama başka başka sektörler de var. Aydın ekonomisinde yer eden, öne çıkan sektörler neler? Efendim, öncelikle Aydın'da 3 sektör diyebileceğim, 3 konu başlığı diyebileceğim 3 şey var Aydın'da. Bunlardan bir tanesi öncelikle tarım tabii ki. Tarım, jeotermal ve turizm. Bunları da açtığımız zaman tarım Türkiye'nin neredeyse Aydın için tarım deposu deyimini kullanmak aslında yanlış olmaz. Çünkü dünyada tüketilen incirin çok büyük bir bölümü, neredeyse %75'e kadar ulaşan bir bölümü Aydın'da üretiliyor. Yine Aydın kestanede biraz önce de görüştüğümüz gibi Türkiye'de birinci sırada, zeytinde birinci sırada, efendim çilek üretiminde Aydın çok iyi ve ihracatında çok iyi. Yani Aydın artık bir tarım deposu, Türkiye'nin tarım deposu demek tabii ki yakışır, doğrudur diye düşünüyorum. Ama bunun yanında Aydın'da sadece tarım yok. Aydın'da yine Türkiye'nin en büyük jeotermal kaynakları, yeraltı kaynakları Aydın'da var. Aydın'ın Denizli'den girişini yaptığınızda Buharkent ilçesiyle başlayan Kuşadası'nın ilçesi Davutlar'a kadar süren bir 140 kilometrelik bir güzergahta tamamen jeotermal kaynakları var. Nereye bir sondaj yapsanız sıcak suyu bulabiliyorsunuz. Onun için Aydın jeotermalde de çok güçlü. Jeotermalde de işte birçok ilin dışarıda daha ağır kaynakların olduğu düşünülse bile Aydın jeotermal yönüyle çok güçlüdür ve bundan da Aydın nemalanan bir şehirdir. Aydın jeotermalden şu anda Aydın'da 3 tane elektrik üreten, jeotermal enerjiden elektrik çevrim santrali olan ve elektrik üreten firma vardır, çalışmaktadır ve bunların belirli bir yüzdesiyle Aydın ekonomisine katkı sağlamaktadır bunlar. Bizim jeotermal konusunda Aydın'ın ısıtılması hakkında da bir görüşümüz vardı. Yani jeotermal ile Aydın şehrini ısıtmamız gerekiyor. Bu kadar güzel kaynakların üzerinde oturan bir şehrin kaloriferle veya kömürle ısıtılması herhalde haksızlık olur diye düşünüyorum ben. Öncelikle böyle girişimlerimizi biz arkadaşlarımla, oda başkanlarımla ve sivil toplum örgütü liderleriyle de
birçok beraber olduğumuz toplantılarda dile getiriyoruz. Bu da bizim hükümetimizden, devletimizden bir isteğimiz olacaktır. Bunun yanı sıra Aydın'da üçüncü sektör, en güçlü sektörlerden bir tanesi dediğimiz turizmdir. Aydın 1950'li yıllarda turizmin Türkiye'den bacasız sanayi olarak para kazanmaya başladığı ilk ilçenin siz Kuşadası olduğunu biliyor musunuz? Bugün Avrupa'da, Amerika'da Türkiye'den bahsederken Kuşadası'nı söylediğinizde birçok insanın hemen algıladığını biliyor musunuz? Aydın'ı belki tanımazlar, İzmir'i tanımazlar ama Kuşadası'nı neredeyse İstanbul'la beraber aynı seviyede tanıyacak şekilde bir reklam olduğunu bilmenizi isterim. Çünkü Kuşadası hali hazırda deniz yoluyla Türkiye'ye intikal eden turistin en çok girdiği ildir ve en çok girdiği ilin ilçesi de Kuşadası'dır. Kuşadası'nda da önemli turizm yatırımları vardır. Her ne kadar ülkemiz 10 yıl gibi bir kısa sürede 8 milyon turistten 30 milyon turiste çıktıysa, gelirini 30 milyon turiste kadar çıkardıysa bunda az da olsa Kuşadası'nın payı vardır. Ayrıca Aydın sadece deniz, kumsal, güneşle ayrılmış bir turizm şehri değildir. Aydın yine dünyada birinciliğiyle kimine göre 21, kimine göre 41 tane antik kenti olan bir açık hava müzesidir Aydın. Bu antik kentler zaman içerisinde açıldığında bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız, ülkemiz onların geliriyle belki refah düzeyini daha da yükseltecektir diye düşünüyorum. Aydın'da kısacası anlatmak gerekirse tarım, turizm, jeotermalden başlıca bahsetmek gerekir. Hepsi ayrı ayrı uzun sohbetlerin, uzun muhabbetlerin yapılabileceği sektörlerdir. Gerçekten önü açık sektörlerdir. Aydın için de şanslı sektörlerdir diye düşünüyorum. Evet, dün de bizi Kuşadası'nda ağırladınız. Onun için de çok teşekkür ederiz. Bu mevsimde de Kuşadası'nı görme şansımız oldu. Gerçekten çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Gıda laboratuvarı. Türkiye'de örnek gösterilen bir gıda laboratuvarı kuruldu. Doğru söylüyorum değil mi? Evet. Bu laboratuvarı da biraz bize anlatır mısınız? Şimdi tabii Aydın'da bir eksiklik vardı. Aydın'daki ürünlerin analizleri ve ihracatla ilgili bir sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları gidermek amacıyla 2002 yılında bir sadece toksin analizi yapabilecek, yani alfa toksin analizi yapabilecek bir laboratuvarın sadece bir bölümünü oluşturduk. 2-3 tane personelle dedik biz bu işi götürürüz. Fakat öyle olmadı. İş çok büyüdü. Bütün ihracatçıların ve ürünlerin tahlillerini yapabilecek yaklaşık 7 tane birimimiz var. 35 tane personelimiz var bu konuyla ilgili. Biz de tabii beklemiyorduk işin açıkçası bunu ama bir şeyler oldu. Yani birileri bir el değdirdi, yardım etti diyeyim. Bir anda ihracatçımız 3 veya 4 kişiyken şu anda 108 kişiye çıktı ihracatçı firmamız. Tabii laboratuvar korkunç bir katalizör oldu bu iş. Yani hızlandırıcı oldu. Baktılar ürün burada, ihracat burada, gümrük burada. Dediler yani biz de yavaş yavaş buraya girelim. İnanır mısınız? Yani kayıtlı şekilde şu anda aldığımız verilere göre 30 bin kişi şu anda bu incir işletmelerinde çalışıyor. 30 bin kişi çalışıyor. Bu kişiler yani ortada görünmüyor ama demek ki bunlar vardı. Bu işletmelerde bunlar sayesinde yürüyor. Yani laboratuvar deyip geçmemek lazım. Gerçekten Aydın'da Türkiye'nin ilk gıda laboratuvarı ve agregat olmuş laboratuvarı. Şimdi bu laboratuvarın diğer bölümleri kurmamızdaki sebeplerden bir tanesi de biliyorsunuz Rusya yaş meyve sebze pazarında en büyük pazarımız. Fakat Rusya her kapıdan, her şehirden veya her gümrük kapısından mal almıyor. Bununla ilgili Rusya'dan izin almanız gerekiyor. Biz bu izin için ilk geldiğimiz zaman Sayın Oda Başkanları beraber Rusya'dan izin istedik. Yani Aydın Rusya'nın 14. kapısı olsun diye. 13 tane kapı vardı. 14. kapı olarak Rusya bizi denedi, tarttı ve kabul etti. Bunun yanı sıra tabii laboratuvar altyapısını da istiyordu. Bununla ilgili de pestit yani kalıntıyla ilgili bir bölüm oluşturduk. Onların da yaklaşık 2-2,5 yıl civarında işte ruhsatlandırmaları ve analiz çalışmaları oldu. Ve kendimizi de bu şekilde de Ruslara da kabul ettirip şu anda Aydın artık yaş meyve sebze kapısında, Rusya 14. kapısı ve laboratuvar altyapısıyla beraber tamamıyla hazır. Şimdi biz bunu
O birim belki laboratuvarda para kazanmıyordur ama çiftçimizin, ihracatçımızın önünü açmak üzere. Şimdi aynı hızı, yani incirde yapılan o aynı hızı şimdi biz çilekte de bekliyoruz. Aydın'da 30 bin ton çilek var. Yani bu Aydın'daki çileğin burada işlenip götürülmesi, gönderilmesi konusunda ısrarcılığımız devam ediyor. Bununla ilgili de Aydın'a gelecek olan yaz sebze meyve ihracatçılarımızın tamamıyla bürokratik engellerini kaldıracağımızı valimiz tarafından da sözünü aldık. Yani yatırımcıya bu konuda, yaş meyve sebze konusunda yatırımcıyı Aydın bekliyor artık. Bütün altyapımız hazır. Biz bugün pazara gittik. Çok güzel bir pazarınız var. Orada çileğin yani gerçekten kokusu bile başka. Doğru. Dalın yani tarladan toplanmış, getirilmiş, kokusu bile bir başkaydı. Çileğiniz de gerçekten güzel. Onu da kokusundan tahmin ettim. Çilekte Türkiye'de ikinciyiz. Üretim. Üretimde ikinciyiz. Kimse bilmez bunları. Evet, gerçekten kestaneyi saydık, çileği saydık. Evet, ikinciyiz. Hani inciri biliyoruz peki. Tabii. Mesela Kühnar'ımız var. Yani çam fıstığı derler, Kühnar derler bazı bölgelerde. Kühnar'ın Aydın'a çok büyük bir girdisi vardır. Ama kimse bilmez Kühnar. Kühnar'da da ikinciyiz. Ama hep tedarikçi olmuşuz. Kimse bilmemiş. Şimdi bunların işletmeden artık Aydın'a yavaş yavaş çekilme zamanı geldi. Evet. Geçiyor artık. Aslında o zaman yatırım avantajlarını da konuşma zamanı geldi işte diyelim. Söz de Ercan Bey'e verelim. Evet, buraya yatırım yapmak isteyen bir iş adamı belki de. Evet. Nasıl avantajlar var? Nasıl teşvikler var? Sizden evet. Dinleyelim. Aydın teşvik iller içerisinde ikinci bölgede yer alıyor. Ancak Aydın'da bizim organize sanayi bölgelerimiz de halen oldukça düşük maliyetli boş sanayi parsellerimiz var. Burada yatırım yapılması halinde üçüncü bölge teşviklerinden faydalanıyor Aydın'a yatırım yapanlar. Üçüncü bölge teşviklerinde kısaca özetlemek gerekirse en önemlisi %25 yatırımınızın geriye devlet tarafından ödenmesi. Aynı şekilde arsa tahsisinde de yatırım yaptığınız arsayı ödediğiniz bedelin %60'ını hazineden geri alabiliyorsunuz. Bu kağıt üzerinde yazılı teşviklerde işte SSK'nın işveren payının 5 yıl boyunca ödenmemesi gibi aşağıya doğru inen KDV istisnaları var ama esas benim söylemek istediğim, işaret etmek istediğim en önemli avantaj Aydın'ın yetişmiş kalifiye insan altyapısıdır. Aydın tarım ürünleri de Türkiye'de birinci, ikinci, üçüncü sırada yer alıyor ama eğitimli, yüksek eğitimli insan sayısında da ilk üçe giriyor. Oldukça yüksek bir eğitim kapasitesi, potansiyeli var. Kalifiye eğitilmiş insan kaynağı olan bir yer. Tabii coğrafi avantajları da oldukça dikkat çekici Aydın'ın ki otobanla, havaalanına ve limana bağlanmış vaziyettesiniz. Bu sizin lojistik olarak ham maddeyi bölgeden alıp tarıma dayalı sanayi konusunda bir yatırım yapıyorsanız bölgeden alıp hızla sevkiyat limanına ulaşmanızı sağlıyor. Aynı şekilde dış pazarlardan gitmek ve gelmek noktasında havaalanına yakın olması, doğalgazın bulunması, jeotermal kaynaklardan faydalanma imkanınız, kullanma niyetiniz varsa bunların bulunması Aydın'ın yatırım yapmak için bu belirli sektörlerde oldukça cazip olduğunu gösteriyor ve biz bunu Aydın'da hızlı artan yatırımlardan da görüyoruz. Odalar olarak çok ciddi çalışmalarınız var. Ben de burada sizinle tanışınca da öğrendim. Ama İsmail Bey'e de şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin ilk oda müzesini kurdunuz. Evet. Oldukça ilginç. Bunu dinlemek isteriz aslında. Nasıl bir fikirdi? Tabii ki anlatayım. Şimdi aslında şöyle bir algı da var. Odalar ne yapar, meslek odaları ne yapar diye halkımızda ve üyelerde bir algı var. Bu algı son 10 yıl içerisinde tamamen kırılıyor artık diye düşünmekteyim. Çünkü meslek odalarının, ticaret odalarının, sanayi odalarının, ticaret borsalarının asıl amacı öncelikle üyelerine, ondan sonra bulundukları bölgeye, ondan sonra da ulusalda kendi ülke ekonomilerine katkı sağlamak durumundalar. Ve tüm bu çalışmaları bunun için yapmaktadırlar. Yani yerelde ticareti artırmak, ulusalda da ülke ekonomisine katkı sağlamak durumundalardır. Biz 2005 yılında odamızda bütün bu katkı sağlamak adına odamızda belirli komisyonlar kurduk.
Tarım Komisyonu kurduk, Turizm ve Tanıtma Komisyonu kurduk, örneğin Sanayi Komisyonu kurduk. Tarım ve Tanıtım ve Turizm Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız bizim önümüze bir projeyle geldiler. 2005 yılında bu anlattığım bir tanıtım tırı yapalım diye geldiler. Evet, o tır meselesi. Tanıtım tırı yapalım diye geldiler. Ama biz o tanıtım tırını, Aydın'ın ürünlerini, sadece Aydın'ın yereldeki gıda ürünlerini değil ama. Yani incirini, zeytinini, zeytinyağını değil. Aydın'da üretilen bir çelik kapıyı, Aydın'da üretilen bir cantı, Aydın'da üretilen bir ferforje takımı. Yani sanayi ürünlerini de bu tırın içinde sergileyip gerek fuarlarda, gerek şehirlerde, gerekse yurt dışında bu tırla beraber götürüp orada Aydın'ı tanıtmak da aslında amacımız. Ama tabii bu büyük bir projeydi. Bir odanın bunun altından kalkması biraz zor olabilirdi. Ne zaman 2009 yılında tüm ülkede kalkınma ajansları kuruldu. Aydın'da da Denizli ve Muğla illerini içeren bir kalkınma ajansı kuruldu. GEKA Kalkınma Ajansı diye, Güney Ege Kalkınma Ajansı kuruldu. Biz o zaman bu komisyonumuzun önermiş olduğu tanıtım tırı projesini Kalkınma Ajansı'nın ve Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle %49.9 desteğini alarak gerçekleştirdik. Bir tanıtım tırı yaptık. Bu tırla da biraz önce Aydın'ın tanıtım CD'sinde herhalde gösterdiğiniz tırı. Oradaki tırımızda biz Van İpek Yolu Fuarı'na katıldık, Gaziantep Fuarı'na katıldık, Adana Tarım Fuarı'na katıldık, İzmir Enternasyonel Fuarı'na katıldık, Konya Şehir'ine katıldık. Kaç çeşit ürün vardı? Efendim? Kaç çeşit ürün sergilendi belki de? Tırın içinde ben şöyle söyleyeyim, 19 firmanın ürününü sergiledik. Yani 19 gıda firmasının ürünü sergilendi. Şimdi tırımız Türkiye'de ilk ve tek projedir. Bir ticaret odasının, bir meslek odasının ilk ve tek projesidir. Gerçekten ilktir ve hala hazırda tek projedir bu. Aslında amaç sadece Aydın'ın yetiştirdiği ürünleri anlatmak, reklamını yapmak, tanıtmak değildir. Aslında amaç o tırla beraber enteresan bir tanıtım şekline sokup insanların ilgisini çekmek ve Aydın'ı Aydın olarak tanıtmaktır. Şimdi tırı biz yaptık ama başkan arkadaşlarım da çok iyi bilirler. Bu tır artık Aydın'ın ticaret odasının tırı değildir. Bu tır tüm Aydın ilinin tırıdır. Aydın dışındaki şehirlerde, Aydın dışındaki fuarlarda sergilendiğinde bu tır Aydın'ı tanıtır. Ama ülkenin dışına çıktığında bu tır Aydın tırı değildir. Artık Türkiye'nin tırı olacaktır ve Türkiye'yi tanıtacaktır. Ticaret odaları gerçekten üyelerinden topladığı aidatları bir şekilde geri verme yolunda büyük çaba sarf ediyorlar. Bunlardan bir tanesi de sizin bana soru olarak sorduğunuz Entografya Müzesi'dir. Evet, Aydın'da bir oda ilk defa bir müze yapmıştır. Bunun da gelişimini kısaca anlatmak isterim. Evet, lütfen. Cumhuriyet döneminden önce Osmanlı dönemin son yılları ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Aydın'da kullanılan ve giyilen eşyalardan, kullanılan mutfak eşyalarına kadar hatta 1940'lı yıllarda Aydın'a gelen ve elle yapılmış sinema afişine kadar her şeyin sergilendiği Macar ustalar tarafından 1920'li yıllarda yapılan iki katlı bir köşkü satın alarak Aydın Ticaret Odası onun dekorasyonunu yaparak ve içini döşeyerek bir müze haline getirmiştir. Aydın'ın kültüre katkı sağlamaktır amaç. Aydın'a gelen turist sayısını artırmaktır amaç. Pazar günleri açık mı? Yani bugün yayından yok, sonra. Yok, pazarın haricinde her gün açık ama siz arzu ederseniz sizin ekibinizi bir dahaki özellikle ben gezdirmekten çok büyük mutluluk duyarım. Hem Aydın'ı tanıtmak isterim, hem Aydın'ın Osmanlı'nın son dönemiyle Cumhuriyet'in ilk dönemini görmenizi isterim. Birçok kişinin geldiğinde, gezdiğinde hayranlık uyandırdığı, çok sevdiği, çok beğendiği. Hatta döndükten sonra bize teşekkürünü bir yazıyla bildirenlerin dahi olduğu çok güzel bir müze yaptık. Ben diğer odalarımıza da, sivil toplum örgütlerimize de kendi bölgelerine ve kendi şehirlerine fayda sağlayacak girişimlerde bulunmalarının örneğinin sergilenmesini istedik. Sağ olsun Genel Başkanımız Fatih Sarcıklıoğlu bunun açılışını bir ay önce yaptı. Hem tırımızın hem Aydın Kültür Evi'nin, Aydın Ticaret Odası Kültür Evi'nin açılışını, aynı zamanda ticaret borsamızın Türkiye'de tek olan laboratuvarının açılışını yaptı kendisi. Biz bu konuda üzerimize düşen görevi yaptığımıza, bölgemize ve üyelerimize geri dönüşümü sağladığımızı düşünüyoruz.
Fuarlardan söz ettiniz. Aydın'da bir de tarım fuarı. Sanıyorum o da sizin odanızın başlattığı, doğru mu söylüyorum, sizin odanızın başlattığı bir fuar. Yani şöyle, evet, bir sayın valimizin, daha önceki sayın valimizin tesadüf eseri bir depoda ya burada fuar olur mu olmaz mı tartışmasıyla yola çıktık. Ziraat odamız, diğer odalarımızla beraber Aydın'da bir ilk tarım fuarını gerçekleştirdik. Tarım fuarı Aydın için yani çok ilginçtir. İlk defa yapıldı. Aydın'da çok geç kalınmış bir olay. Şimdi tabii daha önce de düşünmüşlerdir mutlaka ama tabii imkansızlıklar da olabilir. Böyle bir şeyi değerlendirdik. İnanır mısınız o fuara 100 bin kişi geldi. 100 bin kişi geldi. 7 trilyon civarında bir ciro yapıldı. Biz de şaşırdık. Yani olacağını tahmin etmiyorduk. Demek ki biz daha Aydın'ı daha tanıyamamışız. Yani anca tanıyoruz herhalde. Böyle bir ihtiyacın olduğunu bize bu fuar... Ne zaman düzenlendi? Kasım ayında. Kasım ayında açıldı. Çok büyük bir katılım oldu. Hatta yerli firmalarımızdan çekinceler bile oldu. Yani yerli firmalar pek katılmak istemediler. Ama seneye maalesef yer yok. Biz dışarıdan getireceğiz artık yatırımcıları. Yani bundan sonra her sene devam tabii edecek. Tabii her sene olacak. Mesela o da bize ne gösterdi biliyor musunuz? Aydın'da otel sorunu varmış. Aydın'da otel sorunu varmış. Gerçekten Aydın'da ciddi bir şekilde otele ihtiyacımız var. Çünkü Aydın büyüyor. Aydın'da sağlık turizminden tutun, dışarıdan gelecek olan iş adamlarından tutun, kalacakları otellerin artık biraz daha kalite olması, biraz daha standartların yüksek olması gerektiğine inandık. Çünkü daha sonra belki konuşuruz ama yani bir havaalanı konusu var. Bunlar hepsi entegre olduğu zaman, seracılık bunun üstüne geldiği zaman, Aydın'da ihracatçı sayısı arttığı zaman artık Aydın'da bir şey canlılıklar ortaya çıktığını hepimiz göreceğiz. Bunun da şu anda işte gene bunların da altyapısı olan otelcilik, oteldir. Efendime söyleyeyim diğer esnafın kendini biraz toparlamasıdır. Bunları hepsini beraber Kalıpçınar'da aldığımız zaman Aydın'da belirli sıkıntıların atlatılacağını kesinlikle görüyoruz. Yani kesinlikle de biliyoruz. Şimdi yatırım avantajlarını konuştuk. Yatırım gereken noktaları konuştuk ama hem yatırımcının hem de sanayicinin aslında sorunlarına da değinmek gerekir belki de. Onu da size sorayım Ercan Bey. Evet. Şimdi Aydın'da sanayicimizin en önemli problemi aslında Türkiye genelindeki sanayicinin probleminden çok farklı değil. Birinci sırada enerji girdilerinin yüksekliği geliyor. Aydınlı sanayici eğer imkan tanınsa belki de bunu kendi imkanlarıyla aşacak. Bu noktada jeotermal kaynaklardan sanayicinin ısı ihtiyacını giderebilmesi mümkün. Güneş enerjisinden de elektrik üretebilmesi mümkün. Aydın Türkiye'nin en çok güneşlenen bölgelerinden birisi. Ama maalesef şu an düzenlemeler, mevzuatlar sanayicinin bu kaynaklara ulaşımını engelliyor. Güneş enerjisinden faydalanabilmemiz için ancak 0,5 megawattlık bir üretim yapabiliyorsunuz. Ki onun da henüz Türkiye'de yaygınlaşmış bir altyapısı yok. İkinci de enerji kaynağı olarak söylediğim jeotermal de Aydın Türkiye'nin yine enlerinden birisi, en fazla jeotermal kaynağın bulunduğu il ama biz Aydınlılar bu sahalardan herhangi bir şekilde faydalanamıyoruz. Çünkü bunlar özel sektör kuruluşlarına elektrik üretimi önceliğiyle satılmış vaziyette ve yatırımcılar da elektrik üretiyorlar ama biz Aydınlılar istiyoruz ki bu jeotermal sahalardan seracılık, kent ısınması ve termal turizm gibi konularda da faydalanmak. Bununla ilgili inşallah önümüzdeki dönemde bazı olumlu gelişmeler olabilir. Bizim ilimiz önümüzdeki sene büyükşehir olacak. Büyükşehir olacak ve il özel idaremizin de elinde jeotermal ruhsatı olan alan var. Eğer o büyükşehire devredilirse, büyükşehir bu alanın sahibi olabilirse, çünkü zira bu bizim ödediğimiz vergilerle özel idarenin eline geçmiş olan bir ruhsattır. O zaman biz kendi kaynağımızdan, jeotermal kaynağımızdan kendi insanımıza enerji, elektrik, ısı, sera,
jeotermal anlamında fayda sağlayabiliriz. Bir diğer sıkıntı da Aydın'da. Aydın'ın tarım alanları %90'ı mümbit toprak. Çok verimli topraklar. Aydın'da sanayi yapılabilmesi için verimsiz toprak bulmak gerekiyor. Ve bu da çok kısıtlı, çok zor bulunan bir şey. Bir şeyi bulamıyorsanız, kaynak kısıtlıysa fiyatı da pahalı oluyor. Dolayısıyla sanayicinin ilk yatırım hamlesini yapması gerektiğinde toprağa fazla bir para yatırmak istemez. Her zaman herkes, her sanayici makine ekipmanına parayı yatırmak ister. Bu noktada bizim organize sanayilerimizdeki her yer çok kıymetli ve Türkiye'nin diğer illerindeki kadar bol değil. Bizim sanayicimizin Türkiye'nin diğer bölgelerinden farklı olarak organize sanayi bölgeleri içerisindeki arsalarında daha fazla yapılaşma hakkına sahip olması gerekir. Bu Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar %55'tir. 100 metrekarede 55 metrekaredir. Ama Aydın için, Aydın'da zaten çok zor bulunan bir kaynak için bu oran daha yüksek olması gerekiyor. Aydın için belki de %70-75 olması lazım ki biz sanayicimiz kendisine sık sık yeni yerler aramak zorunda kalmasın ve mali idarelerle de anlaşmazlık içine düşmesin. Tabii. Aydın Efes'i yalnız oynar diye bir laf var. Aydın'da ortaklık kültürünün de pek yaygın olmadığını biliyoruz. Bu doğru bir bilgi mi? Ya da bunu aşmak adına çalışmalar var mı? Bu doğru fakat eski bir bilgi. Ben yeni bilgileri size aktarmak isterim bu konuda. Şimdi Aydın için, Aydın ili için söylenen bir şey vardır. Efe tek oynar diye. Evet, Efe oyunu tek oynanır. Fakat Efe oyunu biliyor musunuz ki siz Türkiye'de gerek ilköğretim okulu folklor ekibi gerekse lise denge okullardaki folklor ekipleri gerekse üniversitedeki folklor ekipleri her girdiği yarışmada Aydın ekip her zaman birinci olur. Hatta diğer bölgeler şöyle serzenişte bulunurlar. Efendim Efe oyunu gerçekten çok güzeldir. Efe oyunu tenzih edilsin, ayrı tutulsun, yarışmalar öyle yapılsın derler. Bu gerçek ve doğrudur. Tek oynar ama güzel oynar Efe. Fakat bu kültürü, yani bu ortaklık kültürünü biz artırmak adına arkadaşlarımla, sivil toplum örgütleriyle, Aydın'daki liderlerle beraber birçok çalışma yaptık son 4 yılda. Bunlardan bir tanesi belediyemizde yapmış olduğumuz ortak çalışmadır. Belediyemizde ve il özel idaremizde, valimizde, Aydın Ticaret Odası Gümrük Önü Han projesi gerçekleştirdi Aydın'da. Aydın'ın Cumhuriyet tarihinden önce Osmanlı döneminde Aydın'ın giriş kapısı olan Gümrük Ön Han'ın projesi belediye, valilik ve ticaret odası üçlü protokolle şu anda bitmek üzere. Bu ortaklık kültürünü Aydın halkına anlatmak adına yapılan ilk projedir. Bunun devamı vardır. Aydın'ı simgeleyen, Aydın'ın 11 tane figürünü, gıdasını, efesini, köylü kadınını, sporcusunu, öğrencisini hepsini o figürlerin içinde sergileyen ve Aydın'ın en güzel yerinde Muğla, Denizli, Aydın, İzmir kavşağında Aydın Ticaret Odası ile Aydın Belediyesi ortaklık kültürünü şehre simgelemek, geçmiş nesilleri gelecek nesillere aktarabilmek adına çok güzel bir anıt ortaya koydu ve çok güzel bir anıt inşa etti. Sadece bununla kalmadı ortaklık kültürümüz. Biz Aydın Ticaret Odası, Aydın Sanayi Odası, Aydın Borsası ile beraber ilk göreve geldiğimiz 2009 yılında başkanlarımla beraber Aydın'a kredi garanti fonunun şubesini açtırdık. Aydın'a yaş sebze meyve kapısını açtırdık. Daha önceki yıllarda Aydın'a yine 3 oda gümrük kapısını açtırdı. Ve bunlar bitmiyor. Şu anda bizim amacımız Aydın havaalanından eksik, havaalanı olmayan bir şehrin şehir olmadığı, iyi bir il olmadığı düşüncesinden yola çıkarak Aydın'a mutlaka bir havaalanı kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunun için kamuoyu oluşturduk. Evet, aslında... Ve Aydın'da hazır olan bir havaalanımız var. Ticaret borsamızın önderliğinde bu havaalanımıza şu anda bir pilot okulu gelecek nasip olursa. Bu da ortaklık kültürü adına yapılan bir çalışmadır. Ama ortaklık kültürümüz sadece bununla da bitmedi. Yine devam ediyor. Şu anda... Biz 1856 yılında Türkiye'nin ilk demiryolu Aydın-İzmir demiryoludur. Bunun anısına
Aydın-İzmir arasında değil sadece, Aydın'dan Denizli'ye kadar bir hızlı tren hattının mutlaka yapılması gerektiğini Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı'na başvurarak anlattık. Aydın-İzmir otobanı aşağı yukarı 20. yılını tamamlıyor ve Türkiye'de Kocaeli-İstanbul karayolundan sonraki en işlek karayolu olduğu için buraya 20 yıl önce bir otoban yapılmıştı. Biz ortak çalışmalarımızın içinde Aydın'a havaalanı yapılması, Aydın'a hızlı tren hattının döşenmesi ve getirilmesi gerekliliğine inanıyoruz. Buraların ekonomisini, Aydın, İzmir, Denizli, Muğla'nın ekonomisini, limana yakınlığını, havaalanına yakınlığını ve ekonomiyi, ticareti artıracağını düşünüyoruz. Ortaklık kültürü artık Aydın'da vardır. Aydın'da kimse ortaya çıktığında biz artık Aydın'da ortaklık kültürü yok, yapılmıyor demiyor. Aydın'da insanlar ellerini artık taşın altına koymaya alıştılar. Ve Borsa Başkanım aslında anlatırsa daha çok memnun olacağım. Onun daha çok bilgisinde olan bir konu var. Şu anda biz Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın güdümlü proje desteğiyle Aydın'a bir yatırım getirmek üzereyiz. Nedir o yatırım diye de o zaman hemen Adnan Bey'e mi soralım? Evet, Adnan Bey anlatsın. Nedir o yatırım diye? Şimdi Aydın'ımızda Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 3 yıldan beri bekleyen bir parası vardı. Proje aşaması çok uzun sürdü. Evet, soğuk hava depoculuğu. Soğuk hava depoculuğu ile beraber lisanslı depoculuk ve korbe satış salonlarıyla beraber entegre bir yapı düşünüyoruz. Bu yatırım yaklaşık 4,5 milyon TL civarında olacak. Bunda da 3 odamız, söke odalarımız, nazilli odalarımız, gene el birliği sayın valimizle beraber, valimizin ortaklığıyla beraber Aydın'da tek bir tesis, bir soğuk hava deposu, büyük bir soğuk hava deposu yapmak için artık son aşamaya geldik. Şirketimizi kurup bir an önce bunu faaliyete geçirmek istiyoruz. Tahmin ediyoruz ki 2014'ün ikinci yarısından sonra o da faaliyete geçecek. O da hem üreticilerimiz için hem ihracatçılarımız için müthiş bir olay olacak. Çünkü oradaki ürünlerin saklanma koşulları, laboratuvar testleri hepsi düzenlenmiş bir şekilde. Artık mal elden ele dolaşmayacak, hisse senetleri gibi dolaşacak. Bu hisse senetleri karşısında oraya ürün yatıran üretici bir herhangi bankaya gidip o hisse senedi karşılığında malın karşısında kredisini de alabilecek. Müthiş bir yatırım olacak. Aydın'ımızda hayırlı olsun diliyorum bu konuda. Tabii bunları hepsini bir bütün olarak düşünmek lazım. İşte ihracat, seracılık, jeotermal, havaalanı, işte otel falan. Evet, yani evet, o havaalanını şey, gerçekten havaalanını da başlı başına konuşmak lazım. Çalışmalarınız var biliyoruz. 2014'te sivil havacılığa açılacak evet, mı? Evet, şimdi şöyle 60 yıldan beri yarayan bir kana. Yani Aydın'da olmazsa olmazların bir tanesi havadır. Kesinlikle bunu artık şart olarak koşuyoruz. Bunun sebebi hep işte ötelenmiş. Yani İzmir, diğer havaalanı, İzmir demeyeyim, diğer havaalanlarına çok yakın. Yakın da yani Aydın'dan İzmir'e siz 1,5 saat veya 1 saatte gidiyorsunuz ama Aydın bir bütün olarak düşündüğümüz zaman Nazilli o zaman şey değil mi? Yani Nazilli'de 120 bin nüfus var. Yani o Nazilli'nin diğer havaalanına gitmesi 7 tane ilçeden geçiyorsunuz 1,5-2 saat. 7 uçağına yetişmek için saat 2'de kalkıyorsunuz. Yani daha sonra bu kadar büyük entegre birbirine geçmiş şekilde ekonominin kalkınması için de gelen ithalatçının Aydın'a direkt inebileceği havaalanı kesinlikle olması lazım. Son aşamaya gelindi. Onda da şöyle söyleyeyim, sayın valimize, sayın milletvekillerimize, oda başkanlarımıza, o zamanki Aygiyat Başkanımız Cenk Atay'a o kadar çok büyük teşekkür ediyoruz ki Aydın bunu hak etti artık. Yani hak ettiğine de inanıyoruz. Elimizde mevcut olan şeyi aştıramamanın bir vicdan azabı vardı hepimizde. Ama sayın vekillerimiz de çok üstüne gittiler bu olayın. Çok güzel bir kamuoyu oluştu bu konuda. Halk arasında da o şekilde. Aydın artık bunu hak etti diye düşünüyoruz. Ve uçuş okulu Nisan ayının sonlarına doğru uçuş okulu açılacak. Hı. Ve Avrasya'nın en büyük Türk Hava Yolları'nın pilot yetiştirme okulu olacak. Daha sonra pistin de çok az bir şekilde uzatılmasıyla sayın valimiz onunla da çok yakından ilgileniyor. Aydın'a ana arterlere taşıyabileceğimiz, yolcuları taşıyabileceğimiz ufak dolmuş uçakların kalkabileceği, yani atıyorum
Edremit gibi işte o ufak pervaneli uçakların 50-60 kişilik uçakların ana arterleri yolcu taşımasına imkan verecek bir olay olacak ve Aydın'a gerçekten gene söylüyorum büyük bir katalizör olacak, laboratuvar gibi her şey. Yani zaten havaalanı tartışılmaz bir şey, onu da diğer çünkü bakıyorsunuz diğer havaalanlar artık iyice doldu ama biz buradan hiç olmazsa bir Aydınlar artık uçsun diyoruz. Ve bunu da başardığımıza inanıyorum. Ben şimdiden burada hayırlı olsun diyelim biz de. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki sefere biz de buraya oradan geliriz 2014'ün belki. Sonunda sizi buradan karşılarız efendim. İnşallah gerçekten. Saygılar. Artık süremizin sonuna yaklaşıyoruz ama son soruları sormak adına ilinizin yatırım potansiyelini Ercan Bey bize şöyle tekrar bir hatırlatır mısınız? Şimdi ilimizin yatırım potansiyeli deyince batıdan Doğu Aydın'a doğru gelelim. Tekstil konusunda Aydın'da düşünülebilecek yatırımların Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde olması çok mantıklı gözüküyor. Günümüzde kümeleme diye bir kavram var. Tekstil ve onun bağlı kollarıyla uğraşanların bir yerde toplanması ve sinerjilerini birbirlerine aktarması bütün dünyada bir trend. Biz Söke Organize Sanayi Bölgesi'ni bu anlamda tekstil konusunda yatırım yapmayı düşünen herkese öneriyoruz. Yine tarıma dayalı sanayi, gıdanın işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi, konserve edilmesi gibi yatırımlarda ortaklar organize sanayi bölgesini çok tavsiye ediyoruz insanlara ki aşağı yukarı dolmuş olan bir organize sanayi bölgemiz. Aydın'ın bugün merkezinde var olan iki tane organize sanayi bölgesi dolu vaziyette ve büyümeye muhtaç. Önümüzdeki dönemde oda başkanlarımla birlikte bu konuya eğilmemiz gerektiğini biliyoruz ve bununla ilgili çalışmalar da yapacağız. Tabii bizim önümüzü belirsizleştiren bir yönetim tarzı var şu anda. Yani büyükşehir olacak Aydın. Büyükşehir olduktan sonra nasıl bir planlama olacak? Orada etkili olmamız lazım. Ama madencilikle ilgili, seramik endüstrisiyle ilgili yatırım potansiyeli de çok yüksek Aydın'ın. Madenleri, yeraltı zenginlikleri de çok fazla. Çin'e organize sanayi bölgemiz böyle bir kümelenme için de çok müsait ve tavsiye ettiğimiz bir organize sanayi bölgesi. Şimdi aslında sözü son kez vermiş olacağım. İsmail Bey, size de Türkiye'nin hedefleri var. Aydın'ın hedefleri neler? 2023'e belki de nasıl hedefler koydunuz? Aydın 2023'e mutlaka iyi girmesi gerekir, hızlı girmesi gerekir. Dışarıdan sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi Aydın'ın çok sanayi şehri olmadığını söylediniz ama Aydın'da aslında güzel sanayi yatırımları var. Başkanım çok daha iyi ifade edebilir bunlar ama Aydın'da 7 tane firma neredeyse ilk 1000'in içindedir. Bunu Türkiye ortalamasının nüfus oranlamasına vurduğunuzda bir Söktaş, bir Cansa, bir Uğur Dondurma bunlar Aydın'ın medarı iftarı sayılabilen, kimi zaman ilk 500'e giren, kimi zaman ilk 1000'e giren Aydın'daki büyük yatırımlardır. Aydın sanayi şehri olmasa da sanayi şehri özelliğini kazanmıştır. Evet, kazanacaktır da bundan sonra. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız ve bugün yayınımızı Aydın'dan gerçekleştirdik. Bizi de çok güzel ağırladığınız için 24 ailesi olarak da teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. İnşallah yine geliriz Aydın'a diyelim. Evet, yayınımız 14 bülteniyle devam edecek Pelin Karabay'ın sunumuyla. Bugün Aydın'daydık ama önümüzdeki hafta Türkiye'nin bir başka ilinden yeniden buluşmak dileğiyle Söz Stüdyo'da. Teşekkür ediyoruz Gülru Çongar. Evet, Ekonomi Konuşuyor programında Gülru Çongar konuklarıyla karşınızda oldu. Birazdan günün gelişmelerine geçeceğiz.